Merhabalar, ben Kürtes Kürte ve baştan aşağı Greg Tech 5'in 2. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde sizlere Bronz Çağı'nı anlatacağız. Greg Tech'in Bronz Çağı biraz ilginç bir süreçtir. Elektrik çağına geçmeden önceki işkence dönemi diyebiliriz kendisine. Bronz Çağı pek çok işimize yarayacak önemli makineler içeriyor. Bunların en başında bir adet furnace, bir adet macerator, Blast Furnace'a en son değineceğiz. Extractor, Forge Hammer, Kompresör, Alloy Smelter. Bu makinelerin ne olduğuna tek tek değinelim ama öncelikle Coal Boiler. Small Coal Boiler'a değinelim. Bu makine ilk başta yapmamız gereken şey, yapılışına gelecek olursak bu şekilde, Bronze Plate. Bronze'dan elde ediliyor. Bronze ise biraz şu şekilde bakalım. Evet, smelting. Bronze dust'tan elde ediliyor. Bronze dust ise basitçe tabii Greg Tech'in sıkıntısı, recipe'leri cidden karışık. Evet, buradan bronze'un bu hale getirilmesi ya da 3 tane copper dust, bir tane de tin dust'tan elde ediliyor. Bize 3 tane bronze dust veriliyor. Tabii ileride bu değişiyor. Bize Alloy Smelter'dan gördüğünüz gibi 4 tane elde ettiriyor. Kısacası değişim var. Yani Alloy Smelter yapmamız gerekiyor kesinlikle. Bu makine nasıl çalışıyor diye soracak olursanız, buna iki şey sağlanması lazım. Bunlardan birincisi su. Peki suyu nasıl sağlayacağız? İsterseniz kovayla böyle koyabilirsiniz. Ya da isterseniz bir yolla otomatize edebilirsiniz suyu. Greg Tech'te başlangıç seviyesinde bunu otomatize etmek neredeyse imkansızdır. Hatta direkt imkansızdır. Onun için size başlangıç için Railcraft'ın water tanklarını önerebilirim. Ya da Thermal Expansion kuruluysa Aqueous Accumulator ya da başka bir şeyler. Evet, ardından suyumuzu iyice doldurduktan sonra Water Cell. Daha bunu da dolduramıyordum. Evet. Universal. Neyse, kovamla ya da şunla dolduramıyoruz. Gene kovayla da yardıracağız. Yakında bir su kaynağı olsun. Evet. Suyu doldurduk. Sırada yakacak. Yakacağımızı atıyoruz. Bu arada suyu doldurmadığınız takdirde yakacak atarsanız eğer soğumasını bekleyin. Çünkü sıcakken koyduğunuz takdirde maalesef patlıyor. Yani sıcakken içine asla ama asla su koymayın. Evet. Bu biraz ısındıktan sonra buhar üretmeye başlayacak. Yani bu suyu buhara çevirecek. Biz de su elde etmek için bir yöntem ekleyeyim diyecektim de boşver dedim. Ardından bize pipe lazım. Mesela copper fluid pipe ya da bronze fluid pipe. Şahsen bronze fluid pipe derim. Bunu bu şekilde döşeyelim. Ya da biraz değişik olsun. Bunun herhangi bir yerine döşeseniz de olur. Ve sırada steam makinelerimiz var. İlk olarak steam furnace. Ardından steam macerator, steam extractor. Extractor'ı zaten koymuştuk. Forge hammer, kompresör ve alloy smelter. Tabii bu arkadaşın tek başına ürettiği steam kesinlikle yeterli değil. Bundan birkaç tane yapmanızı tavsiye ederim. Ya da birazdan değineceğim bunun high pressure versiyonunu yapmanızı. Ayrıca bu makinelerin her birinin arkasında bir şey dikkat edeceksiniz. Bir adet çıkış noktası. Bu çıkış noktasına asla bir pipe bağlamayın. Ya da herhangi bir blokla kapamayın. Bazı insanlar çok sık diyor,
Makineler bir kere çalıştıktan sonra çalışmıyor bronz makineler. Kırıp yeniden koymam gerekiyor. Bunun sebebi arkasını kapadınız. Bu arka kısım, yani bu delik makinenin egzozu. Makineye buhar çıkışı yapmak zorunda ve bu buhar çıkışını arkadan yapıyor. Tabii wrench'inizi alın. Wrench'inizle bu yönü değiştirebiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi wrench'i elimize aldığımızda değişik kutucuklar var. Ortadakine değerseniz eğer baktığınız yöne getirir. Şuna tıklarsanız yana getirir. Buna tıklarsanız buraya getirir. Şuna tıklarsanız tabii bunu da tıklayamıyorum. Şunu da tıklayayım. Tam karşı yöne denk getirir. Önüne hiçbir zaman denk getiremiyorsunuz. Bu şekilde egzozun yönünü de ayarlayabilirsiniz. Ve bu makineleri kırmak için wrench ile tıklamanız lazım. Hatta survival'a geçip göstereyim. Tabii bunun level'ı olmadığı için gene yapamıyorum. O zaman kendime Sealing'ı vereyim. Ve Crafting Table vereyim. Evet. Tabii bir de Hammer lazım. Evet. Wrench'imizi yaptık. Ve gördüğünüz gibi bunları bu şekilde kırıyoruz. Pickaxe'le sakın kırmayı denemeyin. Kıramıyorsunuz zaten. Evet. Bu arkadaşımız buhar üretmeye başladı. Tabii buharı bunlara dağıtıyor direkt. Bunları nasıl çalıştırıyoruz diye soracak olursanız. İçine bir tane. Gördüğünüz gibi buharı kullanıyor. Ve işlem yapıyor. Furnace bildiğimiz furnace sadece buharla çalışan versiyonu, yani yakıt olarak çok daha verimli normal buhar versiyonundan ve gördüğünüz gibi arkadan buhar çıkışı verdi. Macerator her şeyi toza çevirmenizi sağlayan bir alet. Yani mesela buna gidip bir or attığınızda orun tozunu elde ediyorsunuz. Bayağı uzun bir recipe listesi var. Extractor bu işe yarıyor ama asıl önemli iş rubber elde etmek. Rubber'ı elde etmemiz lazım neticede. Rubber, IC2'yu bilenler için. Bu arada bu tanıdığım kesinlikle IC2'yu bilenler üzerinden yapılıyor. Rubber ağacından elde edilen bir şey. Sticky resin. Steam extractor bu işe yarıyor. Yani kendisi Steam'e çalışan bir extractor. Forge hammer bizim çekiçle yaptığımız şeyin aynısını yapıyor. Yani iki tane plate alıp da bunu yapıyorsunuz ya da orları direkt kırabiliyorsunuz falan. Forge Hammer bu işe yarıyor. Çekicinizin durability'sini yemek yerine bunu kullanmak bazen mantıklı olabiliyor ya, otomatiğe bağlamak için. Kompresör, kompresör. Belli olduğu üzere. Kompresörü kompres etmek için kullanıyorsunuz. Bayağı bir iş için işinize yarayacak. Ayrıca Greytech'te blok yapmak için kompresöre ihtiyacınız var. Öyle 9 taneyi döşeyip yapamıyorsunuz. Alloy Smelter ise alloy yapmamıza yarıyor ve bir başlangıç alloyu olan Red Alloy bununla elde ediliyor. Ayrıca başlangıç için gereken başka bir şey daha Rubber Sheet. Rubber Sheet'i de Alloy Smelter'a bunu koyarak başlangıçta elde ediyoruz. Plate moldunu. Tabii extruder'la ilerleyen zamanlarda bunu daha ucuz hale getiriyoruz. Extruder sonraki bölümlerde değineceğim bir makine. Peki bu makinelerin bir başka versiyonlarını daha görmüştük. Onlara da high pressure. High pressure'lar tam olarak ne oluyor? Onları da hemen gösterelim. Bu arada resiplerine en iyi aydan bakarsınız. High pressure'lar bunların steel ile yapılan versiyonları. Hemen bir değinelim bunlara. Evet. İlk olarak furnace. Deminki furnace ile birebir aynı. Aradaki tek fark bu daha az steam kullanıyor. Pardon. Aynı steam kullanıyor fakat daha hızlı. Macerator, extractor, forge hammer, kompresör ve bu.
Hepsinin high pressure versiyonları var. Ve hepsi diğerinden daha hızlı bir biçimde çalışmak üzerine çalışıyor. Ve sırada boilerlar. Coal boilerımız kendisinin small versiyonuna kıyasla, tabii bunu yapmayacaktım, aynı yakıtı kullanıyor fakat o yakıtı çok daha verimli bir biçimde kullanıyor. Yani aynı yakıtla yaklaşık 2 kat daha fazla steam üretiyor kendisi. Yani kısacası mümkünse direkt steam versiyonuyla başlayın. Lava boiler ise adından anlaşılacağınız üzere buna lava koyduğunuzda çalışıyor. Hatta hemen gördüğünüz gibi şöyle sularımızı koyalım. Ardından lavımızı koyalım. Tabii bunu pipe'la aktarmamız lazım. Onu unutmuşum. Yani bunu bir şekilde aktarmamız lazım pipe'la. Bu benim fail'im oldu. Yani mesela liquid unloader fluid'di. Fluid unloader'ımızı alalım. Ve kartımızı alalım bir tane. Manuel. Tank kartımızı alalım mesela. Ve kendimi creative'e çevireyim. Evet, gördüğünüz gibi içine lava attık ve bu çalışmaya başladı. Bu çalıştıkça içine lava atıyor. Ve bu şekilde çalışıyor. Kısacası böyle bir sistemde yapabilirsiniz lava kullanmayı sevenler için. Diğer bir boiler ise, bu arada onun da low pressure versiyonu var, yani şu bronze versiyonu. Diğer biri ise solar boiler. Bunlar kesinlikle otomatize etmemiz gereken arkadaşlar. Şu an içlerine su koymam riskli olur. Bunlar güneş enerjisiyle çalışıyor. Güneş enerjisiyle içlerindeki suyu ısıtarak buhara çeviriyorlar. Yani depolama şekli mantığıyla çalıştıracaksınız eğer, bu gayet mantıklı bir sistem olabilir. Evet, bronz çağımız basitçe bu. Tabii tam olarak bu değil. İlk olarak tanıtmam gereken başka bir şey daha, bir pipe var. O da wooden fluid pipe. Wooden fluid pipe kesinlikle ama kesinlikle şu hatayı yapmayın. Gördüğünüz gibi. Sakın ona steam koymayın. Bunun tüm olayı, bunun içinden su geçireceksiniz. Yani su dağıtmak için ideal bir şey. Tabii gene bunlara bağlamak riskli olduğundan önlerine şöyle bir şey bağlayabilirsiniz. Tabii gene steam oluyor bu. Çünkü içinden herhangi bir şey geçmiyor. Evet. Bu sıvı taşımak için bir şey ama içlerinden sıcak bir şey geçirdiğiniz takdirde gördüğünüz gibi heat limit zaten var. Heat limit giderek artıyor. Bu daha sıcak şeyleri taşıdığınız takdirde gerekli bir olay. Evet. Ve bronz çağının değinmemiz gereken başka bir olayı. Ve bu son noktası bronze blast furnace. Yapımı bu şekilde. Ama bu tek başına kullanılmıyor. Bronze plated brick lazım buna. Yapmamız gereken düzen tam olarak şu. Zemine bunu koyuyoruz. Ortaya bunu yerleştiriyoruz. Bronze blast furnace. Bu arada bunlar da bu şekilde yapılıyor. Bunlar da bu şekilde. Ve 3 kat bu şekilde döşüyoruz. Ama unutmayın, diğer blast furnace vesaire vesairenin aksine bunun tepesini asla kapatmıyoruz. Ve artık hazır. Bunun içine iron ore, iron ingot ve yakacak bir şeyi tercihen, eğer railcraft'ınız yüklüyse, coal coke derim. Gördüğünüz gibi
Kendisi aşırı yavaş bir biçimde çelik üretmeye başlıyor. Tabii bu çelik dışında bir şey üretemiyor. Diğer eski blast furnace'lardan alıştığımız bir şey şuraya ya da şuraya koymak. Fakat bunda bu işe yaramaz. Fakat bunda da başka bir yöntem söz konusu. Bu. Duvarları paylaştırabilirsiniz bunda. Yani kısaca size 12 tane bundan tasarrufu vermiş olur. Blast furnace başına. Yani kısacası bunları yan yana koyun. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz bunları da. Bu şekilde başlangıç çeliklerinizi elde edeceksiniz. Elektrik çağına geçene kadar bolca çelik üretmeye bakın. Bolca. Çünkü elektrik çağı cidden başlangıçta inanılmaz derecede çelik, tin ve copper tüketiyor. Ve rubber. Biraz azıcık da redstone. Kısacası bunlardan tavsiyem 4 tane yapın. 4 tane yaptıktan sonra bunlarla oyunun uzun bir süresi siz maden toplarken çelik üretin. Evet, bronz çağınız aynen bu şekilde. Sonraki videoda elektrik çağına girişe açıklayacağız. Tabii öncesinde elektrik çağına girişi değil de elektrik mantığını açıklasam daha doğru olabilir. O yüzden elektrik mantığını açıklayacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.